Merhaba sevgili Akrepler ve Yükselen Burcu Akrep olanlar, Şubat aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Akrepler, önce Şubat ayının genel başlıklarına şöyle bir göz atalım. Şubat ayında 18 Şubat'a kadar Güneş Kova Burcunda parlarken birçok gezegen de Kova Burcunda toplaşıyor. O yüzden özellikle ayın 20'sine kadar olan süreçte haritanızda da 4. ev konularınız çok fazla mercek altında olacak. Kova Burcunda yeni ay doğuyor. Merkür Retro'muz devam ediyor 20 Şubat'a kadar ee, Uranüs ile Satürn arasındaki kare açı bu ay ortalarında etkinleşecek ve ay sonunda Başak Burcunda bir dolunay meydana gelecek. Evet şimdi detaylara bakalım. Güneş 4. ev alanınızı aydınlatıyor. 1 Şubat'ta Venüs de Kova Burcuna geliyor. Burada artık e, ciddi bir gezegen kümeleşmesi görüyoruz. Jüpiter, Venüs bunlar iyicil etkileriyle. Dördüncü evinizde Merkür burada ama şu anda gerilemekte 20 Şubat'a kadar. E, güneş bu alanda, e, Satürn yine kova burcunda. Eviniz, yuvanız özellikle yaşam alanlarınız, aileyle ilgili konular bunların hepsi Şubat ayında çok ön, önceliğiniz olacak gibi görünüyor. Evet, merkür Retrosu bir şeyleri geciktirebilir, bazı böyle planlarımızda ertelemelere yol açabilir. Zaman zaman işte iletişim sorunları, aileyle bir şeyleri tartışmak, konuşmak, bir türlü sonuca varamamak, hani bunlar da olabilir. Kullandığınız araçlar, gereçler, telefondur, bilgisayardır, evinizin elektrik sistemleri, elektronik yapılar filan biraz hani stresler altında da olabilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bunun yanı güzel etkiler de var. Venüs ve Jüpiter gibi iki güçlü şanslı gezegende aile ev alanınızda aslında ev kurmak, ev almak, taşınmak, aile olmak gibi tesirler artıyor. İşte bu tesirlerle 11 Şubat'ta Kova burcuna yeni ay doğacak. Yeni olasılıkları, yeni gündemleri hayatımıza getirecek. artık planlar yapabilirsiniz. Hani memnun olmadığınız bir evi değiştirmek olabilir. Örneğin taşınma konuları olabilir. Emlak almak olabilir. Size ait mülkleriniz var gayrimenkulleriniz onları satmak istiyorsunuz kiralamak istiyorsunuz ve benzeri tesirler olabilir Tabii ki evlenmek gibi hani aile olmak yuva kurmak gibi kavramlar da güçlü bir şekilde gündemde bir anda bunlar beklenmedik şekilde tesirlerle de değişebilir anneniz babanız ebeveynleriniz onlarla ilgili konularınız da aktif belki onların hayatlarında şöyle bir genel olarak düzenlemeler var ve sizinle daha fazla şu anda bir aradalar veya onları daha fazla düşünüyorsunuz bu dönem içerisinde. Planlarımızı yapabiliriz. Ama 20 Şubat sonrası Merkür düzenince harekete geçmek veya özellikle resmi anlaşmaları sözleşmeleri 20 Şubat sonrası yapmak tabii ki daha mantıklı da olabilir. Sevgili akrepler lütfen kişisel doğum haritanıza bakınız. Siz bir sabit burçsunuz. Birçok gezegende kova burcunda kova da sabit bir burçtur. Dolayısıyla ayın genelinde en fazla tesir alan burçlardan birisiniz. Özellikle Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 23 derece ve yakınlarındaysa kişisel gezegenleriniz de bir şekilde e, sabitlerde özellikle birikiyorsa, toplanıyorsa e, yeni aydan daha önemli tesirler alabilirsiniz. Aslında ayın genelinde çok önemli tesirler alabilirsiniz. Daha bireysel e, konular gündeminizde olabilir. Evet 20 Şubat'a kadar Merkür retrosu devam edecek. 20 Şubat'ta Merkür düzeliyor. Biraz daha rahatlıyoruz bu anlamda. Ee, ama geçmişle ilgili konuları da tabii ki çözmek için fırsatlar sunabilir bize bu. Ee, evdeki e, örneğin işte e, bir şekilde tamir edilmesi gereken, bakımı yapılması gereken her türlü araç geleceği bu dönemde şöyle bir elden geçirebilirsiniz. Bakımlarını yaptırabilirsiniz. Aileyle ilgili bir mevzu var. Hani çözüm bekliyor. Onları gündeme alabilirsiniz örneğin. Bunlar mümkün. 18 Şubat'a kadar da güneş zaten ev alanınızda olacak. Bu konuları gündemde tutmaya devam edecek. Ay ortalarında 15 Şubat, 20 Şubat aralığında Uranüs-Satürn kare açısı etkinleşiyor ki 2021'in en güçlü açılarından birisi bu aslında bireyselden çok toplumsal alandara daha güçlü tesirler verdiğini söyleyebiliriz Uranüs boğada biraz değişim yenilik istiyor biraz daha isyankar biraz daha bireysel ve özgür davranma ihtiyacında hani alıştığımız kalıpları kırmak gibi bir tesiri var ya da yeni deneyimler için bize daha fazla cesaret veriyor Satürn daha geleneksel yapıları korumak adına biraz otorite figürleri işte kurallar, yasalar anlamına geliyor. Burada iki enerji arasında bir çatışma var. Bu ciddi stresler yaratabilir tabii toplumsal düzeyde. Sistem değişimleri, alıştığımız düzende değişimler veya hani ekonomik piyasalarda olsun veya yönetimsel alanlarda olsun beklenmedik bazı huzursuzluklar, stresler gündemde olabilir. Bunlar tabii bireysel hayatlarımızı az veya çok yansıyabilir. 7 derece ve yakınları etkileniyor. Özellikle 3-13 derece aralığında gezegen yerleşimleriniz varsa bireysel olarak da etki alabilirsiniz. Yani böyle bir durumda gerek aile ilişkileri gerek işbirlikleri eş partner konuları hani eşinizle aileniz arasındaki dinamiklerde daha dengeli daha uyumlu daha sağduyulu olmak gerekiyor. Bir bir anda hani ilişki dinamiklerinizde hayatınızın genel gidişatında bu ev yuva alanlarını etkileyecek şekilde stresle oluşabilir. Bir anda huzursuzluklar gündeme gelebilir. Evet, 18 Şubat itibariyle Güneş balık burcuna geçecek. 25 Şubat'ta Venüs balık burcuna geçiyor. Ee, bir şekilde 5. evinizde, özellikle ayın sonlarında, son haftasında enerjiler hareketlenmeye başlayacak bu sizi ev alanlarından yuva konularından aile ile ilgili konulardan biraz dış dünyaya yöneltebilir Hani keyif aldığınız faaliyetler hobiler işte aşkırama hayatınız romantik konular bir şekilde seyahatler olabilir bu hani oyunlar eğlenceler olabilir organizasyonların buralarda daha aktif olabileceğiniz bir süreç parasal olarak da aslında Venüs sizi özellikle ayın 25'inden sonra destekleyecektir. Şansa ihtiyacınız olan alanlarda daha şanslı hissedebilirsiniz kendinizi. Evet ve ayı Başak burcunda meydana gelen bir dolunayla tamamlayacağız. 27 Şubat'ta 8 derece Başak burcunda dolunay meydana geliyor. Dolunay 11. evinizde. Sizin için aslında keyifli bir dolunay bu. Bazı hedeflerinize dileklerinize ulaştırabilir sizi. Romantik konular olabilir bunlar. Çocuklarla ilgili hedefleriniz olabilir ya da parayla ilgili hedefleriniz olabilir. İşte şansa ihtiyacınız olan konular dedik ya 25'inden sonra buralarda şans faktörü devreye girip bir anda sürpriz bazı fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. İlişkilerle de ilgili sürpriz teklifler alabilirsiniz. Çünkü sosyal hayatınızı etkiliyor bu dolunay. Yeni tanışmalar olabilir arkadaş ilişkileriniz veya ait olduğunuz gruplar içerisinde bir anda böyle bir etkinlik içerisinde, bir grup çalışması içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. Ya da tanıdığınız bir kişiden ilginç bir teklif alabilirsiniz. Eşinizle beraber, bir arkadaşınızla beraber bir yeni girişim için veya onunla yapacağınız bir keyifli bir tatil, bir seyahat de olabilir. Yani bir şeyin organizasyonu içinde size olanaklar tanıyabilir. E, bu Dolunay döngüsü. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 8 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz varsa su ve toprak burçları biraz daha şanslı etkilerde alıyor. Bu, bu gruplarda özellikle gezegenleriniz varsa Dolunay'ın sizi çok daha güçlü etkileyeceğini, daha şanslı olacağınızı, çeşitli kısmetlerle karşılaşabileceğinizi de söyleyebilirim. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında birinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.